araba, satılık bir karavan tanıtacağım size. Bütün detayları düşünülmüş, 2014 model, kazasız, boyasız, tramer kayıtsız bir karavan. Fiat Ducato 130 beygir, yeni kasa. Bu aracın boşunu ta Malatya'dan gidip almıştım. 17 metreküp en yüksek tavan. Karavan için en çok tutulan modeldir. Özellikle kalabalık aileler için bulunmaz bir karavan. İşte malum biraz tozlu, kirli. Orada dış elektriğimiz var. Burada kasetli tuvaletimiz var. Tuvaletin havalandırması var. Truma kombi var. Kullanacağımız zaman buradan açıyoruz arkadaşlar. Egzoz çıkışı oluyor. Bunu kapalı tutarsak eğer egzoz çıkamadığı için ısıtıcı çalışmaz. Burada dış duşumuz var. Sıcak, soğuk. Dış duş alabilirsiniz. İsterseniz ılıtabilirsiniz. Özellikle küçük çocuğu olan aileler ya da soğuk su sevmeyenler için ideal bir duş. LED lambamız var. Bu karavan aküsüne bağlı. Burada eşyalarınızı yerleştirirken rahat edesiniz diye. Burada çok değişik bir ranza modelimiz var. Onu detaylı anlatacağım. Böyle dar gibi görünebilir ama şimdi iki tane yatak üst üste olduğu için açılır, genişler bir ranza modeli var. Tentenin ayaklarını buraya sabitledik ve hiç yer kaplamıyor. Yatak sıfıra kadar getirilir arkadaşlar. Bu çok önemli bir detaydır. Ondan dolayı buradaki açma kulpu çalışmaz. Ben ise böyle bir acil çıkış kısmı ekledim. Bagaj bu şekilde. Gayet derli toplu bir bagajımız var. Burada büyük boy tüp var. Orada yangın söndürücümüz. Orada da lastik patlayınca şişirmemiz için apar. Gayet geniş bir alanımız var. Kapılarda ise 4 adet bölme burada, 4 adet bölme burada var. Geri görüş kameramız da o şekilde. Burayı kapatıp yandan devam edelim. Tentemizin ayakları buraya geliyor. Burada ranza için bir cam görüyorsunuz ekstra. Burada anahtarlı su dolum. Dışarıda oturanlar için masa. Siz dışarıdayken rahatça bir şeyler yiyip içebilmeniz için. İki tane priz var. Bunu bazıları soruyor. Neden iki tane priz var? Arkadaşlar bir tanesi invertörden alır. Arabanın akülerinden alır. Diğeri ise siz kampa gittiğiniz, dışarıdan elektrik alıyorsunuz. Artık yüksek wattlı cihazlar, fırın gibi, saç kurutma makinesi gibi, kahve makinesi gibi çalıştırabilmek için. Yukarısında ise 12 volt çakmaklık görüyorsunuz. Söylemeye çalıştığım gibi bütün detayları düşünmeye çalıştık. Tam boy sineklikler ve gölgelikler var. Hem burada hem de camlarda mevcut. Nasıl karavanınızı kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Girişte ise hemen bizi ayakkabılık karşılıyor. Buradan ayakkabılarımızı koyabiliriz. Burada ise genişleyen masa tezgahımız var. Gene aynı renk çamdır bunlar. Masif çamdır, verniklidir. Ayrıca yolda ses yapmaması için tutamaçları var. İçeriye girdiğimiz zaman hemen bizi bir platform karşılıyor. Bu şekilde bir masamız var. Masa iniyor. Buralar genişliyor arkadaşlar. Genişleme sistemi var. İsterseniz otururken daha geniş bir şekilde oturmanızı sağlar. İsterseniz de yatak yaptığınız zaman geniş bir yatak alanı sunar. Bu da öne doğru devriliyor. Çok geniş bir yatağı var. Buyurun içeriye. Buranın altında saklama alanı var iki tane. Arkadaşlar şu detayı göstermek istiyorum. Çoğu arabada bunu göremezsiniz. Buradaki 11 santimi bile değerlendirdik. Ve bu bayağı uğraştırıyor bizi. Yani şunu fark ediyor musunuz? Bu buraya tam oturuyor. Bu bizim bayağı zamanımızı aldı. Ama işçilikten ödün vermedik. Elektrik sistemi görüyorsunuz. Son derece güzel. Her şey açık, net, anlaşılır. 12 volt sigortalar, 220 volt sigortalar, MPPT, redresör, invertör, aküler burada. Su depolarının pis ve kirlisi. Onların da ayrıyeten ışıkları var. Onların da ışıklarına düğme taktık. Peki neden? Arkadaşlar çok karanlık bir ortamda o ışık çok fazla geliyor size. Bunları da ayrıca kutu içine koyduk bu şekilde. Burada basacak dolaplarımız var. Kilitler özeldir. Pahalı kilitler kullanıldı. Bunlar bozulmaz. Bu tablodan bahsetmek istiyorum. Bu tablo aracın metalidir aslında. Araç kesildikten sonra bu parçayı aldım. Yılkar ısıtıcı var. USB'li prizlerimiz var. Hepsi Vico marka.
Burada mutfak tezgahımızı görüyorsunuz şu şekilde. Bunun burasına vernik sürdürmedim. Ekmek tahtası olarak da kullanılabilsin diye burada vernik var. Çekmecelerimiz, ha ekstra bir oturma alanımız daha var. Burası. Buranın geniş bir minderi var arkadaşlar. Bu minderi koyduktan sonra çok rahat bir şekilde burada da bir kişi oturabiliyor bu şekilde. Yükseklik aynı. Ve hiçbir yer ziyan olmuyor çünkü onun diğer tarafı ayakkabılık. Bu tasarım bana aittir. Çoğu karavanda göremezsiniz. Büyük boy buzdolabımız var. Uğur marka. Çünkü buzluk kısmına ihtiyacımız var. Buzluğun büyük olması gerekiyor. Şimdi burada elbise dolabımız var. Büyük. Elbise dolabımızın altında gizli bölmemiz var. Elbise askılarımız var. Ve ayrıyeten bu aracın yedek kumaşı var. Burada banyomuzu görüyorsunuz. Kasetli tuvalet, duşakabin. Şimdi geldik ranza kısmına. Arkadaşlar normalde iki kişiseniz sadece burada yatabilirsiniz. İki kişi bir çocuk varsa, hani ben orayı bozmayayım diyorsanız, burada iki tane yatak görüyorsunuz. Bunun birini alıyorsunuz, çocuk burada yatıyor. Çocuk darlanır mı? Hayır, darlanmaz. Çünkü hem burada sineklikli, gölgelikli heki var. Ayrıca bu acil çıkışlıdır arkadaşlar. Burayı açıp, tamamen açıp çatıya da çıkabilirsiniz. Orada ise arkadaşlar yine bir camımız var. Altta okuma lambalarımız var. Ve yukarıda ve aşağıda bir sürü bölme var. Burada kitabınızı koyarsınız, telefonunuzu koyarsınız. Burada ayrıca iki tane bölme var. Peki üstte de iki kişi yatacak. Ne yapıyoruz? Bunu böyle açıyoruz. Alta dikkatli bakarsanız çift kattır arkadaşlar bu. T şeklinde birbirinin üzerine oturur. Burada bayağı bir işçilik var. Buralar ise demirdir. Görebiliyor musunuz? Şuralar demirdir. Oturduğu yer demirdir. Bu da ayrıca burada tahtaların üzerine oturur. Burada alüminyum kullandık. Bu şekilde. O yatağı da bunun üzerine katlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi yapamadım. Şöyle de yapabiliriz gerçi. Böyle daha kolay olacak. Burada da iki tane çocuk ya da yetişkin yatabilir. Bu şekilde bir sistem var karavanımızın. İstenirse burası da yatak oluyor. Burası buraya kadar genişliyor. Buranın ekstra tahta parçası var biraz önce gösterdiğim yerde. Masa aşağı iniyor. Şöyle dümdüz bir platform oluşuyor. Arkadaşlar şu an böyle bir karavanın 2014 model 250 bin kilometrede bu tarz bir boş aracı almak isterseniz 650 bin lira ve daha yukarısında. Bu tarz bir işçilikle böyle bir karavan yaptırmak isterseniz gene 650-700 bin lira civarına geliyor. Şu an ikisini toplasanız 1 milyon 1 milyon 300 bin lira cebinizden bir para çıkacak ve herhangi bir karavan firması, bu kalitede işçilik yapan bir firma sizden en az 3 ay 4 ay müddet isteyecek. Bu araç yapıldı, sıfır kullanılmadı, hiçbir şeyi kullanılmadı, sadece test edildi. Görüyorsunuz ocağın plastikleri, yatağın plastikleri, oturma grubunun streç filmleri vesaire her şey duruyor. Şu an bu araç 1 milyon 50 bin TL. Sizlerin beğenisine sunuyoruz. Umarım geniş, güzel, kalabalık bir aile alır. Şu konuda da yardımcı olayım. Bu araç şu anda 2+1. Siz eğer isterseniz biz bunu 5+1'e de çevirebiliriz. Buraya da emniyet kemerli, şaseye bağlantılı koltuk koyarız. Siz 5 kişilik bir aileyle de Avrupa, Türkiye çok rahat tatil, seyahat yapabilirsiniz. Bu tarz karavan videoları için beni takip edebilirsiniz. EDLab Karavan ve Karavan TV kanalları bana aittir. Umarım beğenmişsinizdir. Karavanla ilgili olumlu, olumsuz görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar kısmına bakınız. Ben bütün yorumları okuyorum. Yani tabii ki kişiye bağlı şeyler vardır. Mesela bu niye mavi, niye sarı değil, niye turuncu değil diye sorabilirsiniz. O sizin kendi zevkiniz. Ama kafanıza takılan bir şey mesela neden ocak burada, neden evye burada diye sorarsanız ben de size gerekli açıklamayı yaparım. Hem bu şekilde bilgi alışverişi de sağlamış olursunuz. Kafanıza takılan bir şey olursa öğrenmiş olursunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tatil dolu, keyif dolu, seyahat dolu güzel günleriniz olsun.